Alfa dediğimiz kursa... Boy diyor Herobrine serisinin en korkunç bölümü. Bir öncekine öyle demiştim ama onu unutun. Bu bölüm bambaşka. Herobrine en büyük tehlike. Dünyamda farklı farklı yerlerde belirip farklı farklı canavarlarla etkileşim kuruyor. Bu bölüm ölümden döndüğüm sayısız anı içeriyor. Serinin devam etmesini istiyorsanız 30.000 beyinden sonra yepyeni bir bölümü gelecek. Ayrıca izleyeceğiniz bu videonun %80'i Twitch yayınlarında yaptığımız canlı yayınlardan kesittir. Aşağıda link var, katılabilirsiniz. Bilirsiniz saat 8'de akşamleyin yapıyoruz. Özellikle de bu videonun sonundan itibaren devamı Twitch'te olacak. En son akıl sağlığımız bayağı bir düşmüştü. Ve akıl sağlığımız çok düştüğünde neler oluyor onu öğrenmek istemiyorduk. Garip sesler duymaya başlıyorduk, canlılar görüyorduk. Hadi bakalım oradan nasıl kaçmışım izleyelim. Hiç hoşuma gitmedi. Ben akıl sağlığımı nasıl yükseltebilirim? Şimdi bunlar normal taş olarak tamam bunlar da geçiyormuş. Benim bir tane fırın yapmam lazım. Şuraya hızlı bir şekilde koyayım. Demirleri iyice bir eriteyim. Oh! Tamam. Ya arkamda bir şey olmamasına rağmen tribe girdim şu an. Benim... Kaçtayım ben? -8'indeyim. Normal sıradan bir yer düzlemi 60 yükseklikte. Dağ varsa üstümde 90'a, %10'a kadar uzanır. Yani ben diklemesine en az bir 70 blok kazmam lazım. Ve merdiven yaparak, kendimi aydınlatarak çıkmam lazım. Hoş değil. Abi şu kapı sesi... Bakın korkunca ne oluyor sanki? Yavaş yavaş git bakalım. Aa ilginç. Böcekler falan var. Ben görüşümü şöyle genişletebilir miyim? Aha. Tipe bak, iğrençsin. De yani. Oh, oh, ha? Yo, tamam. Bir şey yok. Bir şey yok ya. Korkanın çocuğu olmaz arkadaşlar. Oh! tamam. Korkmadım ki. Sadece refleks bağırıştı o. Ben... Ah! Ah! Git lan git. Harande atıp havalı ölüyor bir de. Abi nasıl hissediyorsan hisset. Beni boş ver. Artık buradan kurtulmak istiyorsam buradan gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir ömür alsa da. Ve her saniye meşale koymam lazım. Ha! Lütfen. Lütfen o karanlığa bir daha dönemem. Ulan Firavun'u ulan. Tavşan falan kesmem lazım. Düzgün et yemem lazım. Çok teşekkür ederim. Hiç taşım da kalmadı ki. Ya creeper sesi bak bu adice ama bak. Benim artık biraz maden yakınlarında taş almam lazım. Ne? Ne? Hayır. Oğlum geri sayım yapma. 1-2-3 yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Düzgün sağlıklı yemekler yapıyorum kendime. Bak düzgün sağlıklı yemek yiyorum. Hah? İşin daha kötü kısmını size söyleyeyim mi? Burası şu an hayalet bir köy. Ben buradaki insanların ölmesine izin verdim resmen. Bak ben burayı terk ediyorum. Frevun koordinatlarını aldım, geri döneceğim. Ama buradan kaçmanın zamanı geldi artık. Şimdi akıl sağlığımı toplamak için çiçek böcek toplamam lazım. Okan sırası mı? Kafayı mı yedin? Yiyorum zaten görüyorsunuz. O yüzden çiçek toplamam lazım. Kafayı yediğimden değil. Kafayı yememek için bunu yapmam lazım. Oğlum ne oluyor? Tam yeterince çiçek toplarsam bu sefer kendime bir taç yapabiliyorum. Akli dengem daha yerinde oluyor. Ben çok gerildim. Ben normal oynayamayacağım bu oyunu. Bunu alıyoruz kendimize. Bir şey koştu. Nasıl yani? Dur. Abi ne alaka? Lütfen akıl sağlığım biraz dol. Kurtar beni. Çıkar beni buradan. Karanlık olduğunun bile farkında değilmişim. Tamam. Ne gelirse gelsin Dokan burada beraberiz. Kendimle beraber olmak çok iyi hissetti. O ses. Abi aydınlık ne kadar aydınlık olursa. Abi şurada yansıma gözler gibi geliyor sürekli. Hayır. Sayım yapmaya devam ediyor. Abi neyi sayımını yapıyorsun şu an? Sorabilir miyim? Ne haber? Tavuk. Şöyle. Birazcık daha sağlıklı beslen. Abi bir dakika. Abi sen atsın. Tamam sen atsın. Ben en iyisi uyuyayım. Hayır, bir şey olmasın. O neydi abi? Çok korkunç bir geceydi. Yaşadığım en ilginç gecelerden bir tanesiydi. Az önceki ortamdan
bu ortama ha. Ama bunun da bak, bunda bir canı var. O yüzden benim etrafta sürekli olarak kafamda çiçekler, papatyalar dolaşabilecek biri değilim. Tamam, bizim sağlıklı beslenme lafını yapıyoruz da bir yandan da hayvanları almam lazım artık. Et lazım, et. Aa. Erkekler bunu görüp evet der. Evet. Bu. Evet. De. Şimdi. Doğukan. Neden abi mesela yani? Altın elma. Bak en azından bunu bulduk. Ne bekler beni mesela? Bak insanlar zamanında burada abi kömürlerimin hepsini ben nereye attım onu da hatırlamıyorum. Abi o kadar fazla şey yaşadım ki kömürlerin nerede olduğunu bile hatırlamıyorum. Neyse şurada patates olsun o zaman. Buradan da aşağı iniliyor. Abi... Ne oluyor lan? O normal değildi. Şu an yaşadığım hiçbir şey normal değil zaten. Zehir de yani maşallahı var. Ben bu deliği açarsam zaten yine gittim ya ben. Şöyle duvarların arkasında hani filmlerde olur ya duvarların arkasında böyle sinsi bir şey dolaşır. O kişi benim çünkü benim kötü bir amacım yok. Ben sadece yolumu bulmaya çalışıyorum. Şimdi kumpirimiz var. Bunu yiyelim. Ben neden buradayım ben? Yok abi. Buraya da geri geleceğim. Geri geleceğim oğlum. Dipsiz kuyulara indik desek yeridir. Baksana. Nasıl bir yerdeyiz. Bir dakika. Aa! Şu an gece. Köy orada. Benim artık yine papatyalar takan biri olma vaktim gelmiş. Gördüğüm şeyi görmüşsünüzdür umarım. Yetişebilirim. Köye yetişebilirim. Bak karanlıkta akıl sağlığım ne kadar hızlı düşüyor ve şu an kafamda papatyalar falan var. Ona rağmen düşüyor. Hadi yaptın Doğukan. Hadi. Ulaştın. Iron Golem selam, 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 selam. Hani böyle psikolojik tedavi alan, her gece kabuslar görüyorum falan diye filmlerde konuşuyor. O adam benim evet. Her gece kafayı yiyorum. Oh, iyi ki kabusmuş diyerek yeni bir güne uyanıyorum. Ama kabuslarım kabus değil. Hepsi gerçek. Ben kendimi kandırıyorum. Ama farkında bile değilim. Bir rüya zannediyorum. Ama aslında rüyanın içinde yaşıyorum. Başkaları da kafayı yemiş. Atlama atlama hayır. Oğlum benim yaşadığım şeylerden sonra bak ne samanını mı çaldı başkaları? Amacın ne? Bacayla mı ilgileniyorsun yoksa? Yok oğlum lan bacayla ilgileniyormuş. Abi bu ne ben dışarıdan söyleyeyim bundan sonra köylüler getirsin paket olarak. Ay, yemek ihtiyacım var ne yapayım keseceğim tabii. Hadi gündüzleyin böyle çok çok ilginç şeyler olacağını sanmıyorum. Oy tamam tamam. Güzelmiş. Bak bütün hayvanlar benden falan kaçmaya başlıyor. Benim akıl sağlığımdan kaçıyorlar. Tamam, ben sadece sabah olduğunda ne olabilir ki düşüncesiyle yola çıktım. Oluyormuş. Bu sesler de neyin nesi? Bak 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 tipe bak. Evet bugün twitch.tv/adalda yaptığımız yayınlardan, her gün yaptığımız yayınlardan bir tanesindeyiz. Evet, aşılanmaya çalışıyorum. Uzun süredir doğru düzgün yayın yapmadığım için insanlar diyor ki bu adam neden yayın yapmıyor? Şimdi karbonhidrat tüketeceğiz. Çok sağlıklı değil ama olduğu kadarıyla. 55 kara indiba bize yeter. Şimdi düzgün bir merdiven yapmam lazım. Düzgün bir şekilde inmem lazım ki çıkışım çok zorlu olmasın. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle tadında. Yankı sesleri falan. Bak şimdi Herobrine tarzı başka bir şey de çıkıp beni de aşağıda atabilir. Dikitler var maazallah bir tarafa. Sıkıntılı şeyler. Bir tarafımıza girmemesi adına. Yo yo yo. Ben, abi sen yer değiştir. Ben sana bakmayacağım. Tamam akıl sağlığımız yerinde. Aa meşale yapmadım ben. Oduna ihtiyacım var.
Evet evet, şu an burası karanlık olduğu için akıl sağlığım çok hızlı bir şekilde düşüyor. Bunu da yanıma koyuyorum. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Orada kamp ateşleri de var. Kamp ateşleri de bizim dostumuz. No! Hayır. Yok. Hiç kimse benim dostum değil abi. Hiç kimse benim dostum değil. Saygılar, hürmetler, sevgiler. O sesten sonra ben yokum abi. Yatağım yanımda mı? Yatağım yanımda. Hiçbir sıkıntı yok Doğukan. Hiçbir sıkıntı yok. Buraya meşaleni koyuyorsun abi. Şuraya yatağını sakince koyuyorsun. Ve sadece yatıyorsun. Hiç kimse senin huzurunu bozamayacak. Bu ne? Aklım çıktı. Abi yok, yatağımı da kaybettim şu an. Yatağımı kaybettim. Senin yatağında uyuyabilir miyim? Al işte, o senaryolar böyle yaşanıyor arkadaşlar. Kimse yatağını kaybetti diye salak anime kızı diye yargılamayın. Oluyor öyle şeyler. Bak bak bak. Madenler yeterince sıkıntılı. Ayrıca bu ne kadar vuruyor onu da bilmiyorum. Benim akıl sağlığım için tavuk kesmem lazım. Oh! Herobrine. Abi o tavuk da Herobrine tavuğuna dönüşecek. Her şey tıkırın değişiyor. Tam olarak plana uygun. Lütfen sen dönüşme, tamam mı? Sen dönüşme. Tamam, güzel. Hop hop hop. 36 tane. Tam plandaki gibi. 36 ok bu arada kolay biter. Yayım da acayip güçlü değil. Sadece o yaratığın bir ne kadar güçlü, ne kadar dayanıklı olduğunu test etmek istiyorum. Ama sen neredesin abi şu an? Alo, buradasın. Şimdi bana ok falan... Ha? Alo, oyum çöktü. Robrain'i de çöktürttürebiliyor ama inşallah dünya çökerten türden saçmalıklardan biri değildir. Çünkü dünya çöktüyse bir boku yeme sekansı olabilir. Tamam, 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 tekrar olduğumuz yerdeyiz. Yemin ediyorum yaratığın sesi geliyor sandım. Tamam, o yaratığın yanına bu arada yaklaşmayacağım be. Oyunumu çökerttirdi. Kardeş! Alo! Bir. Bir dakika, etkilemedi mi seni? İki. Tamam, etkiledi. Üç. Dört. Tamam, dört okta gidiyorsun. Tam potansiyel dört okta. En azından bir tarafta olmayacağını biliyorum artık. Ama daha büyük problemlerimiz var. Etrafta koşan kanlı canlı, böyle kanlı canlı derken cidden kanlı, vahşi bir evet, mağara öcüsü. Madenci ya işte, çürümüş ruhu kaybolmuş. Karanlıklarda bitmiş, tükenmiş. İlginç tipler var. Burada güzelce de çıkar yani. Benim ekstra bloğumun da olması lazım. Hızlı bir tane kafalık yapmam lazım. Şöyle akli dengemi toparlasın bu. O neydi lan? Bir şey gördüm ama ne gördüm emin değilim. Sıkıntılı. Abi çok zor mod paketi, çok zor. Hardcore olmasa bin kere denenecek şeyler ama çok fazla düşünüyorsun. Atla aynen oraya abi. O örümceğin ne yapabildiği hakkında fikrim yok çünkü. Şöyle yavaştan yol alacağım. Burada ne var? Bol bol taş. Güzel. Galiba çok keşfedilecek bir şey yok burada ama... Tuzaklar falan olabilir. Oğlum kim böyle bir hediye versin? Şüpheli koruma büyüsü de güzel bu arada. Elmaları bırak abi. Şu an fazla tedirginim. Sanki olmaması gereken şeyler gibi. Şu altın blokları falan alayım, ben kaçayım ya aradan. Çünkü Cave Dweller gelebilir, öldürebilir. Çok riske girmeyeceğim. Her geçen saniye bizim için sıkıntılı çünkü. Riske atmadan elmasları topladık. Zaten madene doğru düzgün inemiyorduk. Sebebi bu yaratıklar. Yani ne kadar çirkin, korkunç durumlara girdiğimiz ve direkt akıl sağlığımızı kaybettiğimizi biliyorsunuz. Bu modun şakası yok. Şimdi tamamen gece olmadan benim uya dalsam iyi olur. Ah be abi, baksana katletmeyince nasıl da ürüyorlar, nasıl da her yer koyun. Tamam, ben yatabildim ben. Of! Tamam, yapmıyorsun bir şey. Sadece ufak bir gerginlikti. İyi geceler öpücüğümüzü aldık. Her şey tadında. Anladım neden bir şeylerin hemen geliştiğini. Robrine'ın mekana. Aa bak, burası akıl sağlığımı düşürüyor direkt. Peki abi, tamam, akıl sağlığım açlıktan düşüyormuş bu arada. Ben de bak hemen her şeyi Robrine'a bağlıyorum ya. Aç olmamın suçlusu bile adam. Düşünsene benim gibi bir adamı korkutmayı denemelerine. Yerim lan. Siz ulan ne yapıyorsun lan? Güzel bak, istediğim mekanlar yavaş yavaş geliyor gibi. Birazcık daha böyle rakım
aşağılara doğru indi böyle. Deniz seviyesinde yerler. Ama şurası beni geriyor. Dedim ya, huş ağaçlarının yanında garip bir tip var, bizi izlemeye başlıyor. Dikkatli bakın abi buralar. Belki göremediğiniz ufak bir şey sizi izliyor olabilir. Yani daha doğrusu beni izliyor olabilir. O yüzden yardımınızı alacağım. Bak, bu orman çok güzel olabilir de bu ağaçların arasında kamufle olan bir şey var işte. Ben onu... Ondan geriliyorum. Hani görememek daha sıkıntı. Keşke görebilsem. Daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Hiçbir fikrim yok. Şimdi hani normal Minecraft değil, birazcık daha yansımalı bir yerdeyiz ya. İnsan ondan da geriliyor. Ne yapacağım böyle yerlerde full takılarak? Lütfen Minecraft, bak, açık alanları seviyorum. Ya neden her yer ağaç orman olmak zorunda, böyle ovalar, çayırlar, bir şeyler ver bana. Bak, şurada uçan adalar var. O uçan adalar henüz ne olduğunu keşfedemedim. Çünkü gitmek istemedim. Bu arada ne kadar fazla su kuyusu var ya. Ne bereketli bir yer burası. Sürekli bir şeyler, bak, orada bir tapınak gibi bir şey var ya. O tapınağa gidelim şimdilik. Biz macera aramıyor muyuz abi? Nedir bu korkaklık? Ve burası tuzaklarla dolu Mayan tapınaklarına benziyor. Evet, evet. Ok atış sesi duydum orada. Şimdi ben buradan diklemesine mi girmem lazım abi? Evet, burası hiç... İç açıcı değil. Ne yapmam lazım? Siz bildiniz onu. Ben bir tane en azından birazcık daha uzun gitsin diye, kıydırıkta yapmayalım o kadar. Şöyle bir kılıç alayım. Çünkü ağlar sürekli karşıma çıkıyor. Ve ağlar en hızlı... Nefret ediyorum örümceklerden. Örümcek adama bayılırım ama adam olanına. İşte siz adam değilsiniz oğlum. Seni hızlıca aradan kıralım. Tuzak muzak bir şeyler vardır diyerekten şunları iyice bir kolaçan edeceğim. Mesela böyle bir oda neden var? Burada altınlar var. Şu altınları alayım hiç yoktan. Ve burası nereye kadar gidiyor? Bir tane ok sesi duymamın sebebi tuzaktır diye düşünüyorum. Evet, akli dengem gidiyor. 2 elmas daha. O 3 elmas daha. Ve burada içi var. Zehirli örümceklerle dolu. Tamam, akıl sağlığım biraz gidebilir. Aha, şu ipi kır abi. Senin için de ok, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Öbür tarafa bakayım mı abi? Son bir tane. Oğlum bu ne bu? Umarım çıkışta beni hiçbir şey beklemiyordur. Elmas setleri böyle dizeceğim çünkü. Tam balta yapmam gerekiyordu zaten. Nereye kaçıyorsun oğlum? Nereye kaçıyorsun yan yan? Bir tane elmas balta. Gövde kesinlikle lazım. Bu bir süre idare eder. Ama sürekli de çok fazla eşya lazım oluyor o yüzden. Aa, burada bir tane daha var. Biraz rahatladım şu an. Ayakkabılarım olsun. Ya da birazcık daha fazla çıkarsa ne bileyim pantolonum olur. Bu nedir abi? Bedavaya kaç elmas veriyorsun sen şimdi şöyle? 5. Sadece neyin nereden çıkacağına pek... Emin değilim. Örümcekler huylandırıyor. 2 piksel olmasına rağmen. Hiç gerek yok abi bu hayvanlara. Yavaş yavaş yine kazacağız. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Tamam. Şimdi kaçmaya çalışırken hiçbir ağda yakalanmayayım da. Abi bu, yani bu felaket bedava elması ya. Bedava Robux satıyoruz diye oltalanan çocuklar gibi hissediyorum yani. Acaba benim sonum ne olacak yani? Bu hayatta hiçbir şey bedava değildir evlat. Ben şu oklardan şöyle alayım. Benim ok sıkıntım da olmayacak. Tamam. Vallahi bak, gerçekten tek düşüncem... Elmasları nasıl alabileceğimdi. Tek düşüncem. Madenlerden Yusuf olarak kaçtığım için sürekli olarak pantolon lazım. Kafayı koruyalım abi. Ve ekstra olarak elmas botumuzu da yapıyoruz. O zaman ben bir kere uyuyayım şurada. Sonra kömür alacağız. Meşale yapmam lazım. Elmaslarım var ama... Oğlum çok ses yapmayın lan, geriliyorum. Bu ne abi, siyah adam. Uzaylılar kaçıracak beni artık. Aa, ne oldu değil mi lan o? Yayının bu noktasında denize açılalım dedik. Bayağı bir yol gittik ama o da ne? O kadar yol gitmemize rağmen ve rastgele yerleri seçmemize rağmen geldiğimiz yere bakın. Ama başlangıç köyüm değil mi lan benim? Ben bunu nasıl yaptım cidden? Ben dedim size, ben... Dönüp dolaşıp aynı yerlere geliyorum dedim abi. Oyuna başladığım ilk köye geldim. 30 milyon artı 30 milyon eksi totalde 60 milyona 60 milyon. Bloğun olduğu oyunda
Rastgele yönlere giderekten başlangıç köyümü buldum. Dünya küçük yermiş be kardeş cidden. Ne? Öyle ha. Hatta bir dakika lan, velet büyüdü mü lan? Velet hala velet ya. Tipe bak. Ben en son Doğukan amcan olarak bırakmıştım seni. Hala büyümemişsin kerata ya. Biraz büyü, biraz büyü. Ben bir yandan şöyle çalışma masamı yapayım. Burası artık benim yerleşke alanım ya. Birazcık daha düzenli yapacağız ya her şeyi. Mesela başka ne yapmam gerekiyordu? Ben bir kürek yapayım. Kürek önemli. Ama en önemlisi nedir biliyor musunuz? Sandık abi. Benim ıvır zıvırlarımı depolayacak sandıklar. Şöyle koyarım abi. Bugün bu arada çok uykum vardı. Hiç açmayacaktım. İyi ki de açmışım lan. Çok eğleniyorum şu an. Böyle bütün yorgunluğum falan gitti gerçekten. Abi suyu sevmiyorum ya. Islak ıslak kötü yani şimdi. Şimdi ben bayağı kazıyorum ama o kadar kazmak da istemiyorum. Ben sadece her yeri delik deşik yapacağım. Farklı alternatifler sunacağım kendime. Çünkü ne kadar fazla delik o kadar girme olasılığı Cave Dweller için. Gördüğü deliğe giriyor adam. Yapacak bir şey yok. Korkunç bir adam. Şimdi bir inleme sesi gelirse ondan kaçmak da gerek. Ölüme de çıkabilir. Her şey olabilir. Oh! Oh! Tamam, akıl sağlığımı çok etkilemiyor en azından. Yanımda bir şey kazdı gibi geldi de ben yankı seslerini genel olarak alınıyorum. Bir de elmas kazdığım zaman garip elmas yaratıkları vardı ya geçen bölümde. Onlardan dolayı ben elmas kazamadım mesela. Öyle bir bokluk vardı. Hayatımda gördüğüm en garip karşılaşma buydu. Hani sabit falan durması bir yana çok etkiledi beni. Yani şu an gerçekten bir gerildim. Gerçekten sadece gergindim böyle. Hani ne yapabilir ki ama o yavaş yavaş böyle hani zeka kırıntısı gördüm adamda ekstra. Yaşadığını hissettim. Dur abi. Arada da şöyle deliklerden bakayım da nereye gittiğimi kaybetmeyeyim yani. Paralel gideyim. Orada son olaydan sonra ben bir gergin. Sürekli arkaya bakmaya başladım bak. Tamam, madenime kapı falan yapayım. Değil mi? Aa, benim de yatağım var. Doğru, bu senin yatağın. Yan yana uyuyalım lan. Ha şöyle. Arkadaş lazım manda. Yani böyle ev arkadaşı lazım. Bulaşıkları yıkayacak vesaire. Kusura bakma da yani ben de maden falan yapıyorum yani. Olduğu kadarıyla. Yayında tekrardan maceraya atılıp daha fazla aksiyon alabilmek için hiç gitmediğim yerlere gitmeye çalıştım. Fakat bir saat boyunca gittiğim her yer önceden gittiğim yerlerdi. Bunu nasıl becerebiliyordum hiçbir fikrim yoktu. Ama günün sonunda farklı yerlere gitmeyi ve garip olaylar yaşamayı başardık. Abi Robrain, şov yapmak için bir tane toprak koyup oraya da ağaç dikip ondan sonra kazmalarına falan gelemiyor. Abi... Kanka! Aa! Arkadaşları da geldi. Birader tamam, et yiyeceksin lan. Çiğ et atayım, şöyle al. Oğlum çiğ tavuk eti işte ya. Benim etim mi illa? Benim mi kimi tatlı? Birader git. Bak bir geri basıyorlar ama laftan da anlamaz bunlar. Ver şimdi, git. Tamam, piranaya ne anlatacaksın ki zaten. Şimdi ne verdi bu bize? Çürümüş... Evet, çok teşekkür ederim. Benim yatağım yok da benim hiçbir şeyim yok. Ben maalesef yatacağım abi ya. Beraber de uyuyabiliriz istiyorsan, yanıma kıvran, uzan. Baba bu da kim? Annemi mi aldatıyorsun? Oğlum öyle değil. Hayır o amcan şey... Merhaba. Durumu sen açıkla kanka, ben bir şey diyemeyeceğim. Dün gece güzeldi bu arada. Şimdi şuraya doğru gidelim. Yatak aldık mı? Almadık. Ben yine yatak almayı unutuyordum. Yatağı buradan da alamam çünkü garip garip evler yapıyorlar. Şöyle yatağı alayım ben. Şuradan da yardıracağım. Bak hala çocuğun açıklamalar yapmaya çalışıyor. Dostum bitti. Bitti, ayrılıyorum senden. Baban. Evet, konuşmak bile istemedi. O zaman ben şuradan bir ailenin hayatını kararttıktan sonra gideceğim, açılacağım. Tek yapacağım şey bu. Artık orada duramam zaten. Öbür köylülere durumu anlatacak. Köylüler benden nefret edecek ve istenmem biri olaraktan. O köprünün altından çok sular geçti diyerekten atacak kenara o da. Bir zaman sonra tabii. Şu an çok kötüydü. Yarayı daha yeni açtık abi. Merhaba, ben İbrahim Yılmaz.
Takip ediyor musun beni? Hey sana diyorum, takip ediyor musun beni? Kaba olmana gerek yok da tamam gidiyorum ya. Şurada bir yer var bu arada en azından. Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Yılmaz. Beni tanıyor musunuz? Tanıyorsanız 1000 lira vereceğim. Tanıyor musun? Tamam. Bu bizim set ekibinden bir arkadaş beni korkutmaya geldi de. Yoksa böyle şeylerden korkmam. Telefonu çıkar. O ne abi? Araba mı? Neler görüyorum ben ya. Vallahi araba abi bu. Vay. Aa, eğer istiyorduk. Güzel. Hatta bizim bir akıl sağlığımızı sürekli yerinde tutacak arkadaşlara da ihtiyacımız var. Aynen öyle. Aynen öyle. Gel abi. Ulan eşek çok yedin. Ha işte öbür eşek gibi olmasan. Gel bak son şansların. Son şansın. Biraz utangaçsın galiba ama hayatının fırsatını kaçırdın abi. Maceraya atılacağız be oğlum. Oo hayır. Hayır. Bak o izleyen tip bu. Bu. Bu abi. Anne bu. Anne bu. Abi hala izliyor orada bak. Aa gitti. Abi jumpscare atma lütfen. 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 Çok gerildim şu an. O adamın ekrana birden çıkmasını istemiyorum. Ben gidebilir miyim? Köylüler. Köylüler. Nasıl yani? Köyün içinde sirk mi var? İstemiyorum ben. Sen iyi birine benziyorsun. Yat. Hiçbir sıkıntımız yok. Huf. Tam yakında... Sen neye sinirleniyorsun abi? Ha çok belli çünkü neye sinirlendiğin. Abi amacın ne senin? Hani gözün içine bakmamı mı istiyorsun? Alnından öpmemi mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Birazcık da anlayış be. Aha eski köylülerden bir tanesi. Nedir burada? Yol falan gözlüyorsun böyle. Çok şüphelendim yani. Nasılsın birader? İyi senden ne haber? İyi. Yani köy hayatı yaramadı mı? Müstakile çıkmışsın kankam. Ha, iyi bari sevindim adına ya. Köyden uzak böyle insan daha farklı yerler istiyor tabii köy hayatı tabii ki. Biz Netra ne ara gideceğiz acaba? Onu da düşünüyorum bir yandan. Kanka! Atıl kurt! Aynen öyle. Kızıltaş çıkarıyorlar. Zaten sinekler çirkin değilmişler gibi. Bir de böyle bok böce yani kocamanlarıyla uğraşıyoruz. Bunun içerisinde spam noktanız falan mı var? Nedir bu abi? İçinden bir şey çıkar gibi geliyor bana. Aha işte bu. Nedir bu? Smoldering Scorched Log. Bu tamam. Yani ne yapayım bunu? Aa Blaze çubuğu. End'e gidebiliriz lan bu arada. Aha buraya gittik abi. Neresi bilmiyorum. Ne bok çıkar bilmiyorum. Sadece belamı arıyorum. Peki burası nedir? Daha fazla demirin olduğu bir yer. Kömür lazım. Tarım yapıyormuşsunuz anladığım kadarıyla. Ama buranın bir devamı vardır. Bir korkunç bir şeyler olacak. Gel. Nedir bu abi? Beklemiyordum. Tipe bak. Abi çok ilginç lan. Çok ilginç yani. Fazla yıprattıktan sonra böyle değişmesi falan. Ama beklenmeyen bir şeydi. Havalıydı. Ben çok beğendim dönüşümünü. Oğlum kurtların ses, ayak sesleri neden bu kadar kalın ve net gelmek zorunda? Mod yapımcısı lütfen şunları azalt. Yemin aklım çıkıyor her seferinde. Yatağım var değil mi? Yatağım var. Sıkıntı yok. Gece birazcık daha normal seyahat edeceğim. Çünkü gece olaylarına hiç girmiyoruz ve çok kolaya kaçıyoruz. Bak Herobrine'in zombileri falan artmaya başladı. Abi Herobrine de artmaya başladı ama bayağı bir meşale yapacağım. Bunları da alacağım. Neye hırlıyorsunuz acaba? Abi Herobrine çık git artık hayatımdan ne oluyor? Biraz fazla yani fazla bu. Ah işte arkadaşlar sizin için büyük bir test. Gel büyük testimiz başlıyor abi. Şimdi siz mi daha iyi kurtsunuz yoksa bunlar mı? Aa bu ne lan bu çok büyükmüş. Abi bu fazla büyük bu normalde bu kadar büyük değillerdi. Tamam ben canım kurtlarıma öyle şeylerle savaşmasını istemiyorum. Abi ben seni indirsem şöyle bir ok. İki ok. Saygılar, hürmetler. İyi beslenmişsin abi. Alfa dediğimiz kursa... Aaaa!
Neden çekirdek alıyorsun? Neden çekirdekle çıtlayacağız şu an? Neden? Düşünelim, tartışalım. Tartışalım. Dur, takız çıkarıyorum. Evet. Nasıl bu pozisyondan kurtulacağız? Teknik olarak öldü mü iyi bir şey. Suyun altına da gidebilirim. Kayımı keşke yakında tutsaydım. Kayımı alamayacak gibi duruyorum. Ve bu şerefsiz çok hızlı bir şerefsiz. Evet evet fark ettim. Valla o kadar çekirdek çırtlamışım ki şuralar bak. Hep ezilmiş böyle. Canım yanı artık. Suyun altında boğulmadan bir blok kırabilirsin. Gir üstünü kapat, hava boşluğu da yaratmış olursun. Yer altından devam et. Ne yapacağım biliyor musun? Oyunu kapatacağım. Yani nasıl olacak o iş abi? Bak 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 bak. Kanka. Ya! Piranalardan nefret ettiğimi söylemiş miydim? Sanki söylemiştim. Şerefsizler ya. Abi bu kadar kritik bir anda da gelip ondan sonra oh be! Çok rahatsız edici ya. Gittim mi abim? Çıkayım mı abi? Abi burası ne? Ben boğularak ölmem, bu kanın event galiba ya. Örümcek adam gelip lütfen kanın eventi toparlamaya çalışma, tamam mı? Çünkü kötü olur. Evet, onlar hala orada gelmeye devam ediyor. Öbür tip illa geleceğini biliyorduk. Geleceğini biliyorduk abi. Yer altından de... Oğlum Homelander miyim şeyiymiş. Dedim bu ne kim soluk alıyor oğlum? Ben tekrar şöyle çıkabilir miyim abi? Abi bak. Kardeşim tamam hadi gel. Gel gel. 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 Lan köpeği mi yiyor? Ya bak böyle yavaş yavaş o piranhanın ölüşünü izlemek istiyordum, tamam mı? Olay oydu yani. Bizim bir süre... Mert şansını çok zorluyorum bak. Bence çıkılabilir artık ya. Yani bu bencesine bırakmıyor tam olarak ama şöyle bir batık var. Batık denenebilir. Batıktan bir şeyler bulabiliriz. Bam! Ayak altı fotosu gelir mi? Abi neler konuşuyorsunuz ya? Oğlum siz ne hangi ortamda büyüyorsunuz siz ya? Ne oldu paşam? Ne oldu? Ne oldu? Gözlerimin içine bak. Seni yenen adamı gör. Bunu hatırlamanı istiyorum. Bak ki... Tam olarak şu yerde atıyorsun ya bir de. En azından suyun yakınında olduğumuz sürece kaçma yöntemimizi biliyoruz. Ahmet Muhsin. Tabii efendim. Ahmet Muhsin Kirpi'den de korktuysak abi. Abi Steve. Aa duydu beni. Ne yapıyorsun? Steve! Miyavlama sesi geliyor yankılı. O kedice ne yapıyorsun be? Yani abi kızgınlığı gelmiş galiba. O da mağarada inliyor sürekli. Meow. Meow. Süt sıkıntı yok. Baba kedice konuşmaya çalışıyor. Vay. Bu ne abi? Mecidiyeköy metro hattına hoş geldiniz. İç açıcı duruyor baya hani. Kesinlikle kafamı bu delikten sokmalıyım dedim şu an. Abi çok gerici bu arada. O... Oha Roma kalıntısı. Eyvallah. Nedir bu? Oha gerçekten... Sezar sen misin Sezar? Abi senin adına pizzacı açtılar, onu söylemeye geldim. Hem de küçük Sezar diye böyle. Abi çok fazlasınız bu arada yani. Abi geri basın lütfen. Ben sen akıl sağlığım için de birkaç tane meşale lazım. Tamam şimdi bu mudur abi?
Koskoca Sezar'ın mezarı bu mudur abi? Gerçi cesedim falan da yok abim. Buranın loot'u iyi dediniz de şimdi biz buraya girdik çıkabilecek miyiz? Oğlum bizi nereye getirdiniz? Bu ne? İstemiyorum. Akıl sağlığının büyük bir faktör olduğu bir modda neden beni böyle bir yere soktuk ki şimdi, değil mi? Oğlum neresi burası? Çok korkunç yani. İpeksi do... Aaa! Abi ne kadar hızlı geliyor ya. Orada güzel loot var, onu almam lazım. Buradan gidiyorduk. Sola dönüyorduk. Bu arada çıkışı bulamayacağım diye çok gerildim ben bir an. Ayrıca belki şuradan geliyorlardır. Ne var? Ganimet 2. Ganimet 2 güzel. Onun dışında alev var. Okumuza basabiliriz. Güzel. Yatak hep ihtiyacım olan şeylerden taşı atabilirim. Onun dışında burada bu kadar kuru kafanın bulunması ve yani ayin falan tarzı şeylerin yapılması biraz gerici. Akıl sağlığım çok düştü de benim. Bu akıl sağlığımla alakalı değildi. Kanlı, korkunç, 3 metre boyunda, çirkin ve dar alanlarda yaşayan bir canlının sesiydi. Hayat bazen çok zor. Köpeklerim nerede onu da bilmiyorum mesela. Suya bir yere çıkacağız ama en azından. Ha, sonunda. Tabii akıl sağlığı biraz gidik ama. O zaman bu köyde kalacağız chat bir süre. Ondan sonra devam oradan yardıracağız. O neydi? Ha, sıkışmamdan dolayı. Her şeyden de bir şey bekliyorum ya. Oğlum ne bana hasar veriyor? Abi akıl sağlığım sadece düşmek istiyor yani şu an galiba. Akıl sağlığım şöyle. Çiçekler, böcekler, açık hava çok güzel yani. Böyle güzel bir manzara. Altın elma da yanmış. Ben bir düşeyim. Aynen tam olarak düşündüğüm gibi şerefsiz. Bak dünden beri bizim bütün akıl sağlığımızı düşüren şey o küçük zıbıdıymış. Ormanın derinliklerine doğru gideceğim. Biraz o taraftan uzaklaşacağım çünkü yaratık o taraflarda olduğunu düşünüyorduk. Onu riske atmak istemiyorum. Onun dışında yani suda çok kaybolmak da istemiyorum. Suda kaybolursam ıslanmak bizi felaket kötü etkiliyor. Öyle bir durum da var. Evet, sesler devam ediyor abi. Aha, tamam, çok güzel. Tam kara indibalar burada. Aldık mı kara indibaları? Abi kayışa at, kayışa at. Salla bunu. Kara indibalar nerede? 4 tane toplamışım. Ucu ucuna yetişecek veya öleceğiz. Hayır. Hayır. Ağaç kesmeyi unuttum. Abi büyük kitabını boş ver. Büyük kitabı hiç önemli değil şu an. Seni al, şuraya koy. Bunu al. Tamam. Elim ayağım birbirine dolandı. Tamam. Tamam. Akıl sağlığımızı... O ses neydi? Akıl sağlığımızı toparlıyoruz. Bu şekilde arttıracak. Daha fazladan kara indibağı toplamam lazım. O sesler de hala sıkıntılı. Daha fazla kara indibağı. Neyi atabilirim? Barutları atabilirim. Barutlar şu an o kadar da önemli değil. Ayrıca gün batımındayız şu an. Gün batımı olduğu için o da sıkıntılı. Ayrıca bu çok fazla akıl sağlığımızı toparlamayacak ve kara indibağları soklamayı unutmamız bayağı kötüydü o noktada. Şuradan fazladan alıyorum. Aynı anda şuraya biraz meşale. Birkaç ayak sesi de duyuyorum etraftan. Kamp ateşi, evet, etrafımda kamp ateşi tutmam gerekiyor o noktada, haklısınız. Yatağı şöyle alayım. Şuraya koyayım. Tamam mıdır? Tamamdır abi. Evet. Örs yapacağız tadında. Bu örsü de taşıyacağız. Yerimiz iyice bir gidecek. O yüzden çanta kesinlikle lazım. Şöyle almam lazım. Onları koyup bir de zemin hazırlamam lazım. Örsümüz tamam. Günün sonunda benim yeni bir yay yapmam gerekiyor. Taptaze, yepyeni, güzel bir şey olsun. Tamirimiz de var. Yok, tamirimiz yoktu. İpeksi dokunuşumuz var, alevimiz var. Alev önemli. Alevi yapıştırıyorum abi. 2. Tamam, şuradan gitsin. Artık attığımız oklar alevli olacak. Seni de atabiliriz. Burada misler gibi bir de artık kömür kazmamızı gerektirmeyecek kadar işlenmiş, blok haline getirmiş kömür bulduk. Bu tatlı. Aha, bir barınak gibi. Günün sonunda orada loot olduğunu düşünmüyorum. Şurada mıydı? Yok abi, ben bayağı kayboluyorum. Şuraya bir gideyim bakayım. Ondan sonrasını düşünürüz.
Genelde böyle yerler korku modlarında, korku filmlerinde, korku oyunlarında her bokta kötüdür. Aha bu ne abi? Grimstart. Bir dakika, böyle şeyler var, notlar var ve ben notları buluyorum ve başka bir yaratık daha mı var? Çok daha kötü bir şeyin fitilini ateşlemiş olabilirim. Galiba arkadaşlar daha korkunç, çirkin bir yaratık. Engage. Ben neyle bağlantı kurdum şu an? Grim. Grim, 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 grim. Aklıma gelmiyor ki bir şey. Bir de ayrıca ben buradan geçmişim. Of. Aynı yerlerden geçme uzmanı. Kendi kuyruğunu kovalayan kedi. Bu ses ne? Alo? Yok abi, ben yine ormanda olmak istemiyorum. Evet. Bu sesler nedir abim? Ben şuraya yatağımı çakacağım bir tane. Şu an çok uzaktı. Ne o? Ben oraya tekrar gidebilir miyim? Tekrar gidebilir miyim? Yatağımı alacağım çünkü. Tekrar kaçış pozisyonuna doğru kurayım. Şu şekil. Şuraları kapat. Bu mezarı artık boş veriyorum. Uyumaya git dedi bana da. Şey, o bana uyumaya git diyen şey. Anlam veremiyorum. İlginç bir ses var. Genel anlamda ilginç bir ses var. Tamam, sonunda istediğim açıklık burası. Tamam, buradayız abi bir süre boyunca. Kanka gel ya, seninle eve çıkalım bak. Gerçekten seninle eve çıkalım. Rahatlayalım ya. Çıkalım mı eve? Gel, atla sırtıma. Hadi. Atla sırtıma gidiyoruz Hacı Dede ya, hadi. Atlasana be oğlum. Ha? Şimdi, sen benim akıl sağlığımı mı düşürdün az önce? Öyle bir şey yapmam dedi. Ben evi yapıp geleceğim, tamam? Sen bana güven. Hadi bakalım. Bam. Bam. Bu daha mı iyi oldu aslında? Daha iyi ol. Sen şerefsizsin. Ben bunu unuttum abi. Koyunlar çoğalıyordu, bunlar çoğalmıyordu. Robrain, senden nefret ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani o kadar sevinmiştim ki yani. Gıcık, gıcık herif. Aa evet, bizim eğerimiz var. Bak artık atla gidebilirim. Şimdi şuradaki atlardan birini alacağım. En azından bir süreliğine benimle gelsin. Beraber bir yolculuk yapalım. Abi geliyorsun, benim atım oluyorsun. Ufak bir şekilde gözüküyor. Öbür korkunç evlerden bir tanesi. Abi, bence Herobrine'in en korkunç formu o ağzı açık olan garip yaratık da abi, sen bir sakin olsana be kanka. Abi sen beni neden sevmedin? Ben seni seviyorum. Heh şöyle. Bu noktadan sonra sırt çantası lazım olduğunu düşündük. Bütün eşyalarım tıka basa doluydu. Fakat hiçbir eşyanın nasıl yapıldığını bilmediğimden, bana yol gösterici modu da yüklemediğimden dolayı eşyaların nasıl yapılacağını bulmamız, basit bir çantayı yapmamız 9 dakika sürdü. Bu da bu şekilde gözüküyor. Şu ganimettir, büyüdür, onları atabilirim. Kovayı şimdilik buraya koyabilirim. Ekstra kovaya aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Hazır burada bir sürü su varken ben bunları alacağım. Şuradan su tankına koyacağım. Sonra tekrar alacağım. Sonra tekrar su olarak şuraya yapıştıracağım. Ve ekstra olarak bir tane de kendi envanterimde dursun. Demir ihtiyacım olduğunda alırım. Deri ihtiyacım olduğunda alırım. Kara indiba ihtiyacım olduğunda alırım ki burada çalışma masam da var. Demir kılıç durabilir. Anlık olarak çalışıyor. Arkadan ses geldi. Bir de dönüyorum ya, sanki buradan açmak zorundaymışım gibi. Sırt çantam o mu benim? Bless çubukları, bu toksik atık zıbıdıları, altın külçeleri, ince camlar, ipler. Evet, kontrol etmek zorundayım, yapacak bir şey yok. Hatta şu kara indibalardan şu fazlasıyla yapayım. Ne olur ne olmaz şurada stokta kalsın. Elmaslar burada dursun. Yemek önemli, her an her şey olabilir. Kara indibaları şöyle koyayım. Obsidyen. Tam şu ana kadar güzel küçük bir... Yüzün içine baktığımda sinirleniyor musun bu şekilde? Hayır. Nereden geldin sen? Sen nesin tam olarak? Bir atış. Dikkatini çektik. İkinci atış. Üç. Yürüsen bir de.
4 5 5 atış. Arkamızdan böyle raskol gibi gelirse hiç kol kıpırdatmadan sıkıntı olur o zaman. Şu tarafta bir şey var ama onu anladım ben. Benim ayrıca toprak da kazmam lazım. Çünkü hiçbir şekilde kendim bir şeylerden kaçmak için blok koyabilecek eşyam yok. O yüzden bol bol şöyle toprak alalım. Tamam, 51 tane. Doğukan, orada bir şey var. Yaşayan bir organizma var orada. Ve onlar oradan yayılıyor. Bir merhaba diyebilirim belki ucundan. Buraya önceden de geçmişim. Bak buradan geçmişim, taş koymuşum. Ve bunların farkında değilmişim. Bak sürekli bu sesler geliyor. Bence bu sesi fark ediyorsunuz değil mi? Bu bence şeyin sesi. Aslında yer altından büyüyor bunlar, biz farkında değiliz ve birden yüzeye vuruyorlar. Her şey yer altında büyüyor. Bak 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 bak. Beni enfekte etmeye çalışacak iğrenç bir şey geliyor. Neydin abi sen? Tatsız. Şu yaşayan organizma. Ona uzaktan vuruşlar yapabilirsem. Ama bayağı da kararlı atışlar yapmam gerekiyor. Ya kovan zihniyle falan bir şey olursa onlara. Bir tane vuruş. İkinci vuruş. Üçüncü vuruş. Yok, üçüncü vuruş değil. Dördüncü vuruş. Ya da üç, iki, daha iki mi? Tamam, bu açı daha iyi. Bir yandan da yanıyor. Bir yandan da bu şekilde vuracağım. Güzel. Öldürdüm. Ama galiba etki etmiyor. Ay. Bu kadar ses hoş değil. Şapur şupur iğrenç sesler. Ben almayayım. Ben almayayım. Şöyle gideyim ben. Yavaş yavaş. Burada harcadığımız okları hiç aldırış etmeyin. Bu Mayan tapınaklarında gayet fazlası çıkıyor zaten. Benim meşale ihtiyacım var. Bir de bir kaçış planına ihtiyacım var. Aynen öyle abi. Gerçi burayı ışınlanabilir ya. Adalın bağırmasından daha çok korktum. Genellikle hep öyle oluyor ya. Herkes benim bağırışımdan korktuğunu iddia ediyor ama normalde korkmuyorlar. Derken ilk içinde çıkmadı bu arada. Full örümcek ağının olduğu korkunç bir yer. Düşünsene o zaman çıktığını. O zaman hiç iyi olmazdı. Hiç iyi olmazdı. Şimdi gece mi bilmiyorum. Test edeceğim. Geceymiş. Çünkü bir öyle bir hissettim. Hızlı bir şekilde baksam. Bu adam hala buralarda mı diye. Biri bitiyor, biri başlıyor. Bu arada bak, iyi ki suyun yanında çıkıyor. Su olmasa başka bir teknik düşünmüyorum çünkü şu an hani başka bir teknik hesaplamadım. Kafamda hiçbir şey yok. Güzel. Geniş yerler var. Hatta şurada bir mezar alanı daha var. Oraya da girebiliriz daha sonradan. Çantamı büyütmem lazım. Çantamı da büyüteceğim. Güçlendirmeler alacağım. Böyle devam edecek. Düldül kaçmaz. Düldül sever beni. O otlanıyor sadece. Düldülcüm görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Atlıyormuş değil mi? Sahibim. Çat diye yere yapışıyormuş gözümün önünde. Travmatik bir şekilde. Tamam, daha fazla benim meşaleye ihtiyacım var. 23 meşale kesinlikle hiçbir şey şu an. Özellikle bu kadar karanlık bir yere iniyoruz. Bak kaç, ne kadar indik. Atlasana demiş biri. Aynen, bu götüme girsin diye mi? Aha. Bu nedir? Yoksa bu? Aa, ya elmas. Arkadaşlar kazmayacağım çünkü onların içinden yaratıklar falan çıkıyor. İlginç ilginç. Hiç uğraşmaya değmez yani. Gerek bile yok. Meşaleleri alırım abi. Buradan ne çıkıyor? Yine meşale. Güzel, 10 tane meşale. Koydukça gerisi geliyor herhalde. Burada bir alanda meşale, meşale, meşale. Bak şu an benim meşale ihtiyacımı duymuş. Karanlık bir ruh ve meşaleyle kandırıyor beni. Dağ madenin derinliklerine çekiyor beni. Burada beni hapsedecek. Burada da bir alan var. 24 tane kömür. Yenir. Afiyetle yenir. Ben buraya giriyorum ama... O ses görmek istemiyorum. Yarın beraber göreceğiz abi. O kanlı canlı çirkin boktan ve aşırı hızlı olan yaratın sesiydi. Of!
Opsiyonları değerlendiriyorum. Yemeğim var. Elimde kazma varken hızlı bir şekilde rayı kazmam lazım. İki tane blok koymam lazım. Sola da blok koymam lazım. Çevreme Fortnite'daki gibi tırırt diye duvar koyup bam! Bitti. Tamam. Yayın sonrası bir giriş yapalım bakalım. Kurtulacak mıyım, kurtulmayacak mıyım? Oyun çok zor yükleniyor ya. 3 dakika oyuna girdikten sonra böyle bekliyorum. Korkmamı gerektirecek olan yaratık neredesin abi? Gerçi böyle olması çok çok daha iyi. Yoksa öbür türlü bir tarafımız kıstırılmıştı. Abi bu ne tam olarak? Abi şaka. Of. Of. Ben buradan çıkmam lazım. Ben çıkıyorum. Bay bay. Oh, oh, hayır. Böyle sıkıştın mı sen oraya tam olarak? Yok abi sen normal bir şey değilsin yani. Kesinlikle normal bir şey değilsin. Gözlerin ruhumun içine derinliklere bakıyor. Ve ben senin gözlerine kayboluyorum falan diye böyle birden romantiğe bağlıyormuşum. Abi ben seni öldürebilir miyim? Kaşınıyor muyum ben şu an acaba? Yok. 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 Sen fazla çirkin bir şeysin. Şu an seni engelleyen şey basit bir yapay zeka sıkıntısı mı? Ah. Ah. Abi çişe gitmedim ben.